hediyesi yaratmak. Bunun da önündeki en büyük engel o pişmaniye kafalı pezenekte, Muğla'daki. Bu işte bitti artık. Bu defteri de kapattık. En inanılmayanı buydu. Yani Osman Gür'ünü devirmek öyle kolay iş değil. Abi şimdi biz hayırlısıyla bu seçimi bir alalım. 1 Nisan'da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin koltuğuna Ahmet Aras bir otursun. Bak sen şimdi sen gör o bizim suyumuzla termik santral soğuttan ibnelerin kafalarına nasıl kabus gibi çökeceğiz. O Atilla İnşaat denen herifi ben nasıl kazığa oturtacağım. Sen bir gör bak neler olacak. Ulan ben 42 senelik CHP seçmeyeyim. CHP üye değil. Geçen gün sordular Levent abi sen CHP'ye niye üye olmadın ki diye. Gel ol diyen olmadı. Ben mi gidip yalvaracağım bu kafayla? Ben zaten Atatürk'ün partisi diye oy veriyorum. Sen benden istifade etmek istiyorsan bu kadar dal yara kaydetmek için köşe bucak sokak gezen bir parti, tamam mı? Çağırsaydı beni diyeceklerimi derdim, anlaşırsak üye olurdum ya. Ve ben bugün kimseyle belediyede görüşmem dedim. Ben kendi binamı da kendim yapacağım dedim ve bugün başkan hayatındaki en önemli görüşmelerin tümünü burada yapıyor 1,5 senedir. Çünkü burası aynı zamanda her gün akşam komple baştan sona taranan, dışarıdan tek bir hizmet ya da temizlikçi içeri alınmayan bir yer. Neden? Hiçbir dinleme cihazı, hiçbir şey olamaz burada, çalışmaz. Burada her şeyin önlemi en üst düzeydedir. Olmayacak. Şimdi o Tamerciğim 30 yaşındaki o güzelliğiyle BOTAV'ın yönetim kurulu başkanı olarak bu binayı devralacak. Ne haber Serdar'cığım? Evet. Bu binayı devralacaklar. O da bütün güzelim toplantılarını burada yapacak. Her şey olduğu gibi olacak yine. Aklın yolu bir. Emre Köroğlu kim kardeşim? 30 yıldır Bodrum'da yaşayıp bisikletin yokken bugün 25 tane evin olunca Bodrum'da olmuyorsun. Bak ben bir soru sordum, kimse cevap veremedi. Tamam, bu adayların hepsi çok seviyor değil mi Bodrum'u? Ama şimdi bakıyorsun, bunların en kötüsü 25 senedir burada. Evet. En kötüsünün bir 20-25 milyon eurosu var. Birkaçı hariç. Mesela Emre'nin evet var. Kardeşim, siz bugüne kadar Bodrum Belediyesi'ne bir tane kamyonet hediye ettiniz mi? Kamyonet, küçük bir kamyonet. Evet. Siz bugün Bodrum Belediyesi'ne, hani arsayı da Bodrum Belediyesi veriyor zaten bu arada. Üstüne bir o sikintilik 3+1 ev gibi yapıyorlar ya, gündüz bakım evi yedirmecisi. Evet, evet, evet. Evet. Tayfun'un en sevdiği dolgu işler biliyorsun. Bak gündüz. Senin kalbinde belediye koltuğuna oturup karşına mesasından mandarin oryantlarına kadar herkesi alıp ondan sonra büyük poker oyuncusu olmak var ya. Sadede gel canımı al yani. Doğru abi. Ya yavşaklar ya. Arkadaş örgüt örgüt diyorlar. 10 bin kişi diyorlar. Hem aklım almıyor bu nasıl bir örgüt. Yani burada Herodot'ta 25 tane aday konuşurken 10 bin kişiyi oraya sığamayacağız. Ne denklerler kuracağız, canlı yayınlar yapacağız. İşte 150 kişi yani. 200 kişi geldiği yerde. Ulan koskoca Bodrum'un başkanı Muğla Büyükşehir Başkan Adayı olarak geldi Bodrum'a. Bodrum'un genel meydanlar 500 kişi toplu yani. Arkadaş dolayısıyla hani sandık diyorlar da hiçbir yerde orada bak. Geçenlerde CHP bütün ilçe başkanlığı da eş zamanlı bir açıklama yaptı. Bizim Bodrum ilçe başkanlığı da eş zamanlı yani. Abi bizimkinin önünde bizim İbrahim Akbaş, Emel Çakaloğlu falan dahil 30 kişi yoktu. Alaçatı'da 36 bin nüfuslu yerde 1000 kişi var. Dolayısıyla ben yarın bu sen neyse Allah'tan aday adaylığı tiyatrosu bitiyor. Harbi bir komediyim yani ki. Ama herkes boynun ölçüsünü almış olacak. Enden boydan yandan. Bundan sonrası herkesin kendini yiyecek. Çünkü sen beni ne bir eğlence tesisinde görebilirsin, ne bir restoranda, ne bir barda, ne bir kafede, ne bir açılışta, ne bir sergide, ne bir yerde. Ben sadece arka sahnedeyim, ben motoruyum buranın. Motor nerede olur? Kaputun içinde, ortada gezmez. Motoru merak eden açabiliyorsa kaputu açar, orada duruyorum ben yani. Orası neyse, Botan Center, sıfırdan yaptığım bir. Dolayısıyla ben başkana söyledim, önce büyük şehri alacağız. Büyük şehri aldıktan sonra Bodrum'u
çok düzgün insanlarla donatacağız. Bak burada Koca Don zamanından, Mazlum abi zamanından, Emin Anter zamanından gelen bir rahatlık var. Bu rahatlığın üstüne sonradan bir de gevşeklik eklenince, bu rahatlık ve gevşeklik ortamında alınan elemanların yavşaklığı da buna baharat olunca ortam çekilmez hale gelmiş. Benim suratım onun için hiç gülmüyor yani. Ben bir yere gelmişsem yangın çıkmıştır ortam benim. Dolayısıyla ben başkana söyledim. Önce Büyükşehir'i alacağız. Büyükşehir'i aldıktan sonra Bodrum'u çok düzgün insanlarla donatacağız. Bu belediyede böyle onun bunun torpiliyle ya da başkana yalakalık yapıp bir müdür yardımcısı olup bir bilmem ne olup götü başı oynayanların içinde 44 ay geçirince tabii böyle adamları her zaman ayrı tutarım yani. Ya ben burada gördüm, anam derdi ki kadınların orospu olduğu erkeklerin yalanıdır derdi. Erkeklerin orospu olduğu hayatın gerçeğidir derdi. Ben bu Bodrum'daki kadar sakallı bıyıklı orospuyu bir arada görmedim yani. Vallahi bu siyaset var ya, nasıl bir şey biliyor musun? Şu belediyenin 3000 kişilik kadrosu içinde hakikaten hiç çalışmayan insan sayısı hiç az değil. Teyyareden atamalar cenneti, teyyareden rütbeler cenneti. Lan bunların çoğu var ya, özel şirkette temizlikçi olamaz. Bak söylüyorum. Sen bana geldin, öyle bak. Dedik ki sana, sen bunu duydun mu, duydun mu? Orada ifadelerle yazıyor ki, bunu da Levent Bey'e söyledi. Levent Bey'e söyledi, ben de duydum ki de gidip kebap. Bak seni var ya, seni, ben şimdi ben şuna yaşıyorum. Bunlar gibi bir kesin, bir kesin, bir kesin, bir kesin, bir kesin, bir kesin. Dün oldu, dönemden döndü. Şimdi günümüzün adı Büyükşehir. Buraya gitmek istediğim temel geldiğinde, ondan sonra siz o akılları, siz namuslu düzgün adamlarsanız da orada da oluyor. Orada kim aldı bu orospu çocukları içeri dediğini? Ufku bir sahtekar mı? Yalan mı? Ufku bu memleketli bir en geniş anlı şey. Bak. Orada o adamın politik söylediğiniz kişi Ahmet Karan. Tamam mı? Evet. Senin bu konuda yorum getirmen kadar aklın bir şey olamaz. Sen nasıl bir şey yapıyorsun ki? Bana ne dediğin şey? Sen beni nereden yoktun? Ben sizi ya da başkanım. Bir saniye. Bak kardeşim, o mahkemede bak biz kendimize bak ben nasıl uygun bulduğumu sen tırnaklarına kadar istiyorsun. Başkanlığı istiyorsun. Nasıl uygun bulduğumu hükümetini göreceksin. Çünkü ben burada 44 aydır bu benim olumsuzluklardan, huzursuzluklardan, tamam mı? Böyle benimle yanlaştırılmam, benim halk için uğraştım. Benim sakıncası yoksa, o zaman bana tırabolu, sen de olumluluk, sen bana durum kadar burada. Yedim bir yer, sen uygun mu bunu gerçekten? Yani benim evet, o çünkü muhabbet arasına kadar duyduklarını söyledim mi? Ben konuştuğum bir gün söyleyeceğiz dedim. Sen bana, şunu mu dedin? Size dediğini duydum. Ben sana uygun değilim hatırlıyorum. Bak. Ben seni zorlar satıyorum. Benim oğlum Levent Tarkan. Ben sana ne dedim oğlum? Ben sana uygun değilim. Bu adam dedim herkesi işte başka bir olup çocuğu dedi. Değil mi? Sana. Onu dedim ne söyle? Hala aklım alınıyor. Öldüreceğim dedi. Başkanın adını susuyorum dedi. Ve dedim yani bunu dedim duyan diğer arkadaşlar şahitlik yapar mı? Otobüs yaparız. Ben sana orada başkanı orospu çocuğu söylediğini vurgusuyla söyledim. Sen bana bunu bunun karşılığında hepimiz bunu mahkemede söyledik. Şahitlik yapar mısın? Dedim yaparım. Evet, ne diye şahitlik yaptın? Levent Bey söyledi diye gördüm. Levent Bey de bunu duyup gidip orada oturdu. Kızım ben iki tane silah taşıyorum. Benim adam Oruç Bülük'e kadar ben şarjör boşalttım ben. Benim adam Levent Tarkan. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bak sana bir şey diyeyim mi? Sen yalan söyledin. Sen yalan söylüyorsun. Bodrum Belediyesi'nde yalan söylemeyen bir insan değil. Valla Bodrum Belediyesi'nde Bodrum, bir Nisan sabahı öyle bir Bodrum Belediyesi olacak ki Ekliyar Çelebi'nin türbesinden bir olacak. Ben sana bunu söyleyeyim mi? Ben orada olmuyorum. Şimdi şu anda işimize bakıyoruz. Herkes belediyede
bir tane koltuk için götünü verecekken neredeyse ben oturacağım binayı yaptım. Üstelik bu binayı yaptım, 120 milyon lira parayı da belediyeden bir kuruş koydum. Bak Ahmet yanılabilir bir adam. Benim buradaki görevim ondan kaçanın benden kaçmaması. Ben Ahmet'in hayır deme kısmıyım. Tamam mı? Ahmet hayır demeyi kalp gözüyle bakar. Beyin gözüyle bakmadığı için sonunda olan olur. Olanı Levent temizler. Ama benim tasarruflarımı, benim yaptıklarımı başkan bile yorumlamıyor. Çünkü ben burada rüştümü 220 bin kere ispat etmiş bir adam. Utku'ya dedim kim duydu bunları? Melek abla yanımdaydı, şu bu yanımdaydı. İki gün sonra mı ne? Trafoda şey var, bir bilmem ne toplantısı. Hiç gitmem öyle yerlere, sırf Melek'le konuşayım diye gittim. Dedim Melek sen duydun mu bu adamın bize orospu çocuğu dediğini? Duydum Levent Bey dedi. Tamam dedim. Senden başka kim duydu? Dört arkadaş daha vardı. Siz dedim şahitlik yapar mısınız mahkemede? Bu konuda yapmaz mıyız Levent Bey dedi. Tamam şahit yazdım onları. Ondan sonra o Turgay Kaya denen PKK'lı. Tamam mı? Şimdi başkan geçici olarak şu işler bitene kadar ona böyle bir yer bağladı ya işte kültür sosyalle bağlı. Serdar Gündoğlu'la çağırdılar bunları. İfadeler değişti. İfadelerde Serdar Bey başkanımıza demedi onu. Levent Bey dedi anladığımız kadarıyla. Zaten o da duyduğu halde geçti oturdu diye ifade vermişler. Mahkemede gördüm. O götünün korkusundan ağlıyor. O kaltak öyle dedim biliyor musun sen? Ben ona ne yapacağım ama bak görecek. Dördüncü. Sizin niyetinize sokayım. Bir de çıkmışlar burada halkı kandırıyorlar. Ama işte Tuna burada zabıta gezeceğine, kasap çarşı gezeceğine tamam mı? Çıkıp bunları koymaları lazımdı. İnsanlar inanıyor çünkü. İnsanlar inanıyor. Aydın Ayaydın ateşlemişler 1,5 milyara. O da Mehmet Tosun'a ateşlemiş 150 milyonu. Önce bir kendi refahlarını hallettiler. Şimdi köy köy dolaşıp banknot dağıtma meclisini bak. Normal Türkler arası. Adam dün ne dedi? Türk demek Müslüman demektir dedi. Siktir lan oradan sen. Türk demek Müslüman demekmiş. O zaman Alevileri ne yapacak? Önce bu işin benim için en büyük zevki, hazzı Aydın Ayaydın gibi bir siyasi fırıldağa AK Parti ile zemine gömme büyük heyecan. Köyü mü kaldı Tosun abi? MHP'nin başında bir tane bunak. Tamam mı? İyi Parti'nin başında bir tane şizofren ötesi olmuş bir kadın. AK Parti desen zaten tipi belli. CHP desen onunla da dalgalar bitmiyor. Gerçekten çoğu şeyini ben de tasvip etmiyorum yani kesinlikle. Kesinlikle tasvip etmiyorum yani. Hayvancılık mı bıraktı bütün tarımı? Hayvancılığı her şeyi mahvetti. Yani düşünsene lan böyle bir memleketimiz var. Yem dışarıdan geliyor, hayvan dışarıdan geliyor. Bari köylüyü de getirin orospu çocukları. Bir de gelmişler burada AK Parti'nin şeyini yapacaklar kampanyasını. O Mehmet Tosun'un da ben kalıbını...